Görev yapmış olduğumuz 4,5 yıllık zaman zarfında hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, hiçbir bahane üretmeden, çözüm odaklı, istişareye açık, ortak aklı esas alan, Sivas'ın hepimizin sadece bir kişinin aklına bırakılmayacaksa, herkesin şehre dair hayali olan, şehre dair fikri olan, herkesi ortak bir masa etrafında toplayarak birlikte hizmet etmenin gayret içerisindeyiz ve bunu da inşallah önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci seçimlerini 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta da tamamlamış olduk. Türkiye ilk defa iki turlu bir seçim sistemini denemiş oldu ve Türk demokrasisinin ne kadar oturduğu, Türk insanının demokrasiye bağlılığı ve iradesini ortaya koyma noktasında ne kadar hassas olduğunda hem 14 Mayıs'taki seçimlerde hem de 28 Mayıs'taki seçimlerde görmüş olduk. Önümüzde 2028 Mayıs ayına kadar hizmet edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını inşa edecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi ile birlikte milletvekilleri de 600 tane milletvekili de ilimizi temsil edecek 5 milletvekiliyle birlikte seçilmiş oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte ki bu süreç bizim için büyük bir avantaja dönüştü yine. Şehrimizde AK Parti milletvekilimiz Abdullah Güler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından grup başkanı olarak atandı. Bu çok çok önemli. Yani bunu projelerdeki sağlanan destekler noktasında çok çok bizzat yaşıyoruz. Belediye başkanı olarak yaşıyoruz. Belediye başkanı olarak görüyoruz. İki gün önce rektörümüzle, valimizle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret ettik. Cidden şehrin çok uzağında olmamasına rağmen şehrin gündeminde olmayan bir yatırım. Yaklaşık 1071 yataklı, 60'a yakın ameliyathanesinin olduğu, yoğun bakım yatak sayısının hızla arttığı bir hastane inşa ediliyor. O hastanenin bir an önce iç donanımıyla, en son teknolojiye dayalı iç donanımıyla kısa zamanda tamamlanıp hizmet açılması noktasında rektörümüzün verdiği bilgiye göre ek ödenek talebi hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bu tabii Ankara'daki siyasi gücünüzle ilgili oluyor. Bu noktada da inşallah önümüzdeki süreçte Abdullah Güler başkanımızın başkanlığında tüm milletvekillerimizle, tüm sivil toplum örgütlerimizle birlik, beraberlik içerisinde Sivas'a hizmet etmenin gayret içerisinde olacağız. Bunu devam ettireceğiz. Vakitler hızlı geçiyor ama yapacak çok iş var. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, eksik bıraktıklarımız var ki bunlar süreç içerisinde bazen planları ve yürüyüşünüzü revize etmek gerekiyor. Beklemediğiniz ortamlar oluşabiliyor. İnşallah hızlı bir şekilde devam eden projelerimiz ki Eylül 15'ten itibaren bu sene inşallah bu sene açılış senesi mottosuyla birlikte hizmete kazandırdığımız yaklaşık 20-30'a yakın büyük eserimizin açılışını da yine hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerle birlikte milletimizin hizmetine sunmuş olacağız ve aynı hızla, aynı şekle hız kesmeden de bizi biz yapan kara sevdamız Sivas'a hep birlikte hizmet etmenin gayretini edeceğiz. Yeni seçimde aday olacak mısınız? Bu birinci kısa soru. Ben 2011 yılından itibaren bu şehre milletvekili olarak, hatta biraz daha geriye gidersek, STK bir kısmında katarsak, baro başkanlığı sürecinden itibaren farklı görevlerde, farklı alanlarda bu şehre hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Biz bu bizi biz yapan, hep söylüyorum, bu şehre hizmet etmek bir onurdur, büyük bir sorumdur ve büyük bir vebaldir. Yaklaşık 7 yıl milletvekili olarak hizmet ettik. Daha sonra bakan yardımcısı olarak görevlendirdik Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Ve bakan yardımcılığımızın 5 ayını tamamlamadan da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle birlikte Sivas Belediye Başkan aday olarak gösterildik ve milletimizin desteğiyle de birlikte bu göreve talip olduk ve dediğim gibi yaklaşık 4,5 yıldır da bu görevi yapıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda esas olan hizmettir. Makamların gelip geçici, makamların hizmetin bir aracı olduğuna inanarak hizmet ediyoruz. Asıl olan görev süren boyunca bir sonraki adaylığın altyapısını oluşturmak değil, o süre zarfındaki işte 5 yıllık süre seçildik belediye başkanı, 5 yıllık süreyi dolu dolu,
artıların çok olduğu, Allah razı olsun diyenlerin çok olduğu, şehrin gelişimine, vizyonuna, geleceğine katkı sağlayacak projelerle tamamlamaktır. Biz bu noktada da 5 yılımızı tamamlamış oluyoruz. Artık son döneme girmiş bulunuyoruz. Bunun sonuçta kararını milletimiz verecek. Biraz önce de söyledim, yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu çeşitli nedenlerden dolayı. Biz inşallah 2024 seçiminde de genel merkezimizle görüşmelerimiz neticesinde bu millete bir 5 yıl daha hizmet etmek üzere adaylığımızın devamı noktasında yola devam etme arzumuz vardı. Tabii bu noktada son kararı aziz milletimiz verecektir. Milletin verdiği kararla birlikte inşallah 31 Mart'tan sonra da bu 5 yıllık süre zarfında edindiğimiz tecrübeyle birlikte bu şehri daha ileriye götürecek, bu şehre vizyon katacak, bu şehirde yaşayan her bir ferdin kendini daha mutlu hissedeceği, kalkınmış, gelişmiş, büyümüş ve Türkiye yüzyılına yakışır bir Sivas'ı inşa etmek adına önümüzdeki süreçte de Sivas'a hizmet etmenin gayreti ve gayret içerisinde olacağız. Şu anda Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına iki proje eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir, Pusat Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek de hattın çalışmaları inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak. Geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan, yani Sivas o sıkıntıdan kurtarmak adına 14 kilometrelik hattın yapımı yapıldı ve Pusat'ın 4 Seyfebeli'nin dibine kadar gelen sulama hattıyla gelen alandan hattan su alınarak şebekeye verdik, kış evine geçirdik. Şu anda barajdan ve normal sudan, Tavra Deresi ve barajdan su kullanıyoruz. Ama projenin devamı inşallah bu yıl içerisinde bitecek. Müteahhit çalışıyor. Bu hat 50 kilometre olarak 4 Eylül Barajı'nı, direkt Pusat Özen Barajı'nı 4 Eylül Barajı'na bağlayacak hat bitmiş olacak. Zaten bu daha önce planlanmış bir proje. Yani Pusat Özen Barajı yapılırken yıllık 10 milyon metreküp suyun da 4 Sivas'a içme suyu olarak planlanmış ve o suyun buraya gelmesi noktasında başlayan bir proje. Ama esas önemli olan proje, Beydilli Barajı olarak gündemde olan bir baraj var. Şu anda barajın yapılması kısa vadede çok mümkün görünmüyor önümüzdeki süreçte, ama orayı farklı bir projeyle Beydilli Barajı'nın alanındaki suyu çekmiş olduğumuz hatta bağlayarak orta vadede bu sorunu çözeceğiz. Onunla ilgili şu anda proje devam ediyor. 4 Eylül Barajı'nda yani su, fazla su yok. Yani önümüzde 60 günlük, 70 günlük bir su var. Şöyle bir algı var. Ya yani çok yağmur yağdı, 4 Eylül Barajı dolmuştur diye. Maalesef 4 Eylül Barajı o çok yağan yağmurlar neticesinde %12 doluluk oranına ulaşmıştı bu sene. Geçen yıl sıfırdı. Bu sene %12 doluluk oranına ulaştı. Yani Eylül ayından sonra tekrar Pusat Özen'den su vermeye başlayacağız. 4 Eylül Barajı'ndaki su alımını o ölü alana inmeden, barajın tıkıntı vermemek adına ölü alana inmeden tekrar 4 Eylül Pusat Özen'den bağlantıyı yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de inşallah hem Pusat Özen'den gelecek hatla birlikte 4 Eylül'ü besleyip onu belli bir noktaya kadar getirip hem de Beydilli'den gelecek hatla birlikte o bağlantıyı yaparsak uzun vadede sorun yaşamayız, ama işte bu sene Sivas farklı bir yaz yaşadık. Yani işte Sirer abi hiç daha önce böyle sıcak, yani ne kaç yılda bir olmuştur bilmiyorum. Farklı bir yaz yaşadık. Hem farklı yaz yaşarken bir tarafı sel götürüyor, bir tarafta susuzluk. Yani iklim değişikliği dediğimiz susuz bu, dengesizlik bu. Bu noktada da hepimiz bireysel olarak çocuklarımızdan yaşlımıza kadar tasarrufa alışmamız lazım. Sadece su tasarrufu değil, her alanda yani zamandan tutalım, sudan, her alanda yani israf önleyecek, tasarrufa götürecek bir eğitim sistemiyle, bir alışkanlık zinciriyle bunu oluşturmamız lazım. Maalesef suyu bol bir ülkeymiş gibi görünüyoruz. Ama su fakiri bir ülkeyiz aslında. Dolayısıyla bunun dışında da DSİ ile yine farklı çalışmalar var. Yani ikinci B planı, C planı. Mesela dönem dönem gündeme geliyor. Yani Yıldız Irmağı'ndan Sivas'a su gelebilir mi diyor. DSİ ile birlikte onu da çalışıyoruz. Kızılırmak akıyor, Sivas niye susuz kalıyor deniyor. Yani bu benim vereceğim bir karar değil. İşte bilim kurulu, üniversiteler, DSİ'yi bir çalışma yapıyor.
rantabl olan, içilebilir, kullanılabilir borusu. Mesela biz İmranlı Barajı'nı İmranlı Barajı'ndan Sivas'a su getirmeyi projelendirdik. Son noktaya getirdik ama suyun noktasında, kalitesi noktasında sıkıntı çıkınca vazgeçtik. Dolayısıyla DSİ'nin öncülüğünde, DSİ Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde üniversitelerle birlikte farklı alternatif bu söylediğim projelerin dışında da proje çalışmaları var. İnşallah bir daha bu sorunla yüzleşmeyiz, karşılaşmayız. Bizden tedbir almak, ön almak, önceden hayata geçirmek.